Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yarım saat içinde hazırlayıp fırına verebileceğiniz nefis bir poğaça tarifi ile geldim malzemelerim hazır hemen poğaçamızın yapımına geçelim Öncelikle daha önceden eritmiş olduğum bir çay bardağı tereyağım var tereyağımızı erittikten sonra biraz soğuması gerekiyor yani ılık olması gerekiyor arkadaşlar kesinlikle sıcak sıcak karıştırma kabına koymayın Evet üzerine bir çay bardağı da sıvı yağım var onu da ekleyeceğim bir çay bardağı da yoğurdum var arkadaşlar. Ee, daha önce de söylediğim gibi bu aşamada kesinlikle eritmiş olduğunuz yağ e, sıcak olmasın. içine yumurta da konacak, yoğurta da konacağı için e, kesilebilir. O yüzden mutlaka e, ılık olmasına dikkat edelim. Evet daha sonra bu karışımımı spatula yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi üzerine 2 adet yumurta koyacağım. Sadece 2 adet yumurtanın bir tane sarısını üzeri için ayırdım. kalanı eee karışımıma ilave ediyorum ve şöyle spatula yardımıyla yine karıştırmaya devam ediyorum. Evet şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave edeceğim. buçuk su bardağı un kullandım Arkadaşlar ben bu poğaça için e, fakat un miktarı aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir onun e, kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, bu ölçü e, çok hafif değişebilir ama e, genelde üç buçuk su bardağı un e, benim yaptığımda tam geliyor arkadaşlar yine de unumuzu yavaş yavaş ilave edelim birden unun hepsini boca etmeyin Evet ben kabartma tozunu eklemeyi unutmuşum bazen böyle ufak tefek dalgınlıklar Var. Aksilikler olabiliyor Kalan unumu boşalttıktan sonra üzerine kabartma tozunu da ilave ettim Siz baştan ununu koyarken e, ekleyebilirsiniz kabartma tozunuzu Evet şöyle güzel yumuşak bir hamur yoğuralım arkadaşlar 3,5 su bardağı un e, yeterli gelmezse biraz daha un takviyesi yapabilirsiniz Ele yapışmayan e, yumuşak bir hamur olması gerekiyor İç harcımız için de ben çökelek ve maydanoz karışımı kullandım. İsterseniz beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Evet mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve elimin ortasında şöyle hafif bastırıp yuvarlak bir şekil almasını sağlıyorum. Daha sonra peynirli iç harcımdan ortasına kaşık yardımıyla koyup. Uç kısımlarını parmak uçlarımla güzelce birleştiriyorum. Şöyle sıkı bir şekilde kapatmanızı tavsiye ederim çünkü belli bir zaman sonra o kapattığımız yerler tekrar açılıyor. Evet, kapatmış olduğumuz kısmı üstte gelecek şekilde yağlı kağıt serili tepsimize yerleştirelim. Bu şekilde inanın görüntüsü çok güzel oluyor. Piştiği zaman çok hafif o arası açılıyor ve inanın o çok hoş bir görüntü veriyor. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Evet aynı şekilde tüm hamurlarıma şekil verip tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet poğaçalarım hazır. Ee, önceden ayırmış olduğum bir adet yumurta sarım vardı. Ee, onu güzelce çırptıktan sonra e, poğaçalarımın her yerine güzelce sürüyorum. Üzerine bolca susam serptim ben. İsterseniz çörek otu ve susam karışımı da e, serpebilirsiniz. Veya sadece çö çörek otu da e, serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımı pişmeye bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde kızardı. Ortaları çok hafif böyle açılmış. İnanın o çok güzel bir görüntü oluyor. Ee, gördüğünüz gibi altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişmiş, kıyır kıyır, nefis bir poğaça oluyor. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltını hazırlayana kadar hemen hazırlayıp fırına verebileceğiniz bir tarif. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarıma beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz eğer bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.